ben tamam, istemiyorum gel buraya. Evini, Esra Hanım'ın yanında boşayacağım seni, gel. İkinci bahar güzeldi ama acık huysuzlar hemen, inatçılar. Gidemiyorsun, ablacığım, bir yerden ben, giremiyorsun. Ben halen seviyorum. Ben ailemi cephe aldım. Hiç kimse niye cephe konuşmuyor alıyorsun? Benimle. Ortada paylaşılacak mal yok. Mal yok. Ailede, ailen sana niye kızıyor? Sevim Hanım'ı istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ne bileyim, istemediler, bir türlü sınamadılar. Kız kardeşim dedi ki mutfakta, abi bu kadını niye nikah kıydın? Bir sene dene. Bir sene içinde bu kadın gümler. Ne bu ya? Bir sene içinde gümledi. Kız kardeşimin lafı Muzaffer bu. Muzaffer Beyciğim, otobüste minibüste tanışıp da yanındaki insanla konu sizin bekarlığınıza getiren sizin kız kardeşiniz değil mi? O değil, o biri. Öbürü. O kız kardeşim hala beni destekliyor, Sevim'i de seviyor. Bir yıl boyunca dini nikahlı yaşa. He. Ondan sonra nikah ondan kıy dedi. Ondan sonra kadının feiline göre dedi resmi nikah yap. Ama bu rahatsız belinden. Ben dedim ben eşimi ortada bırakamam. Tuttuğum eli bırakmam dedim. Peki nikah... Hemen nikah kıydım. Peki nikahta... Çok dürüst, tüm... çok iyi niyetli eşim. Nikahta aile üyeleriniz var mıydı? Oğlum geldi, arkadaşı geldi nikahta. Bu nikah fotoğrafı imzayı atarken. Bu nikahta kimler vardı Sevim Hanım, Muzaffer Bey'in tarafından? Sadece Muzaffer Bey'in oğlu vardı. Diğer kız bir kardeşleri sizi tanıştıran kişi yok muydu? Kimse yoktu. Yok. Kimse niye gelmediler? Kimseyi çağırmadı. Gelmediler Esra çünkü abla. Kardeşlerinin evlenmesini istemediler. Hayatım, kız kardeşi bulmuş seni. Onu davet etmedim. Esrem gelirdi. Kız kardeşinin suçu yok sonuçta. Kız kardeşi buldu ama sonuçta onun suçu yok. Yani istemeseydim istemezdi. Biz aklı başında bir insanız. Peki yani şimdi gerçekte yani. Siz otobüste mi tanıştınız kız kardeşiyle? Evet. Evet. Nasıl geldi konu Muzaffer Bey'e? Öyle Yeşilpınar'da oturuyor dedi, öyle işte. Hayır ama şimdi merhaba nasılsın, yolculuk nereyeden, ya benim ya. De bir erkek kardeşim var ya da sen bekar mısın değil misin konusu çok enteresan. Ya çok uzun yolculuk yapman lazım, konuşacak bir konu yok aman diye, sen evli misin bekar mısın ya da kocaları çekiştireceksin. Esra Hanım nerede tanışırsan tanış, benden bir zarar görmüş mü onu sor. Buyurun, ben zarar benden zarar gördü mü diyor. Yok asla, asla bir şeyini zarar görmedim. Zarar verecek bir insan değilim. Asla bir şeyini görmedim. Tanışsan... Halen de seviyorum. Ben ona gelirse vermedim. Burada Esra Hanım'ın huzurunda 100.000 sefer de özür dileyeceğim. Şimdi dile 100.000 sefer. Diliyorum. Buraya gel Sevim. Seni çok seviyorum. Yok ben daha sevmiyorum. Gel buraya. İnadı kız. Herkes akıl verir ama para vermez Sevim. Ben istemiyorum. Ben iki ne demek ya? Sen bilirsin. Buraya gel, boşanalım. Ben 52 yaşındayım. Ben kimsenin aklıyla ben hareket etmiyorum. Ben de 65 yaşındayım. 85 milyon beni görüyor, duyuyor. 65 yaşındasın ama çocuk gibisin. Çocuk bile çıkmaz oraya. Kim? Biz problemimizi kendimiz çözebilirdik. Hayır hayır hayır. Ama ben, çözememişsiniz. Gelmeyince ben ne yapayım Esra abla? İki ay çektim ya, dizim kırık. İki yemek ay boyunca niye dönmediniz geri? Gelmedi, yalvardım, Esra, yakardım. İki gün öncesi görüştük. Nerede görüştünüz? Bizim evimiz yakın Esra Hanım. Her gün görüşüyorduk biz. Evine nerede buluşuyordunuz peki? Evine gidiyorum. Gel diyorum. Nerede buluş? Gece 12'ye 1'e kadar bekliyorum. Gel diyorum. Esra Hanım ben onun evine 10 gündür gitmiyorum. 10 gündür. Hayır hayır hayır. 2 aydan beri gelmiyor. Sadece eşyalarını almaya geldi birkaç sefer Esra abla. Hayır Esra Hanım. Kaç kere hayır. Çamaşırını attım. Kaç kere çamaşırını yıkadım. Ne aşk vallahi ya. Yani ben ayrıldığım halde ben onu mağdur etmedim. Ben 10 ben de seni gitmiyorum. Mağdur etmedim. Cebine paranı koydum. Muzaffer ben sana ayrılalım dedim. Boşanalım dedim. Boşanmadığı müddetçe tabii ki ben senin eşinim. Harçlığımı veriyorsun. Ben de alıyorum. Ne yapayım? Benim başka bir gelirim yok. Sevim uzatmayalım. Buraya gel. Bana bir bayram yaşat lütfen, yalvarıyorum. Ne bayramı? Yeminle söylüyorum. Bana bir bayram yaşat lütfen. Esra Hanım saygısızlık olmazsa ben kapatacağım. Hayır hayır kapatma. Diyor ki, bak... Yürekli ol, yürekli. Kocan gibi yürekli ol. Cesaretin varsa buraya Selim gel. Hanım hani diyor ki efendim? Bu bayrama, bu kurban bayramına ha. Küs girmeyelim. Küs girmeyelim ya. Geçen bayramı zehir etti bana. Oğluma mesaj atıyor Esra Hanım. Ne yazıyor bayramın mesajda? Birinci gününde. Biz ayrılmaya karar verdik. Yapma dedim Sevim, kimseye söyleme. Ayrılsak da ayağım iyileşince ayrılalım dedim. Yalvardım ama yok. Kadın Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Esra Hanım biz küs değildik ki. İki gün öncesi yemeğe çıktık, gezdik, dolaştık. Bak, 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 bak. Nereye gittiniz beraber?
Yemeğe çıkarttı beni, yemeğe götürdü. Ne konuştunuz yemekte? Ne gülüyorsunuz Zafer amca? Ablacığım, yani ikna etmeye çalışıyorum. Bir saniye. Seviyorum. Bütün ailemi cephe aldım. İkna edemiyorum. Yemeğe götürüyorum. Tatlı yedirmeye götürüyorum. Allem ediyorum, gallem ediyorum, eve sokamıyorum kadını. Ne yapayım? Sevim Hanım. Efendim. Yemeğin gündemi neydi? Hep yemekte ne konuşuluyor? Muzaffer Bey size hep yalvarıyor mu dön diye? Evet, yalvarıyorum. Evet, yalvarıyor. Dur Muzaffer amca bir dakika ya. Evet, buyurun Sevim Hanım. Normalde biz evlendik, bizi beni hiç yemeğe çıkartmadı. Ben de dedim ki, ben dedim bugünleri hiç yaşamadım dedim. Yemeğe çıkarttı beni. Peki hep evet. Dön mü diyor sana? Hep dön diyor, evet dön diyor. Siz niye dönmem diyorsunuz? Dönecektim ben aslında da işte 3 hafta öncesi tapuyu oğlana verdim ben deyince heşlendim. Hayatım 3 haftanın üzerine yine yemek yemişsiniz, tatlınızı yemişsiniz. Halen tapuda kaldı aklı ya. Evet çayınızı içmişsiniz. Ya tapu siz sen... De ben... dedi çünkü. Bir şey söyleyeceğim, bence siz de biraz cilve yapıyorsunuz Esra gibi geldi. Esra abla bununla evlenmeden tapuyu devrettim. Bundan önce konuştuğum hocam, bayanlar da... Hepsi anamın hatırını soruyor. Muzaffer evin var mı? Emekli maaşın iyi mi? Doğru söylüyorsun. Bana bankaya para yatırır mısın diyor. Daha bismillah demedim çok ya. Çok doğru bak artık evlilikler tamamen. Ya bununla konuşulmaz ablacığım hayır, ya. Hayır bence konuşalım. Evlilik sizin yaşlarınızda amcacığım sizin yaşlarınızda evlilik vaadiyle dolandırıcılık maalesef ki çok fazla. Biraz da böyle hafif 60'ın üstüne geçtiğinde illa evleneceğim deyince... Bile, ne burmalar hurmalar yapılıyor, kolyeler takılıyor, tapular evet. Geçiriliyor, tarlalar veriliyor. Bunların olmaması lazım ama Sevim Hanım diğer konulardan farklı. Yani size karşı duyguları olduğunu düşünüyorum. Sevim Hanım be. Benden hiçbir şey istemedi ya, hiçbir şey istemedi Sevim ya. Sevim Hanım. Siz ev efendim? Benim dediniz mi? Sevim Hanım efendim? Size dedi mi? Evlenirken bu ev benim dedi mi size? Benim dedi, evet evim var dedi, benim evim ha. Dedi. Bunu niye mesela söylemeseydiniz evi? Niye evet, benim dediniz? Ya Hanım. Eğer sizin dediğiniz gibi doğruysa evi evlilikten önce oğlunuza devrettiniz diye. Evet ya, devrettim. Önce devrettim. Niye? Hülya Hanım oğlum dedi ki babacığım bu ev ikinizin. Sen ölürsen o kadın orada sağ olduğu müddetçe oturacak. Oturmazsa orada... Yemin ediyorum ben kendi yanıma alıp bakacağım dedi çocukları bakmazsa. Bu lafı dedi oğlum bağlansın. Bir dakika Muzaffer amca. Öyle dediği için mi? Öyle dediği için mi benim telefonumu açmayayım senin oğlun? Şimdi şu anda ben senin oğlun aradım da telefonu açmadı. Peki Hülya Hanım şimdi baba atıyorum ki Muzaffer amca evlenmek istiyor evladıyım. Ya çocuklar ben evlenmek istiyorum ama herhangi bir şey olmasın. Evleneceğim kişinin de gerçek talebini görebilmek için ben evi size devredeyim. Tanıştığın insana da şu cümleyi kuruyorsun. Diyorsun ki bir dakika. Ben hani seninle evleneceğim ama benim evim çocuklarımın üzerine. Fakat ölene kadar bir evrak hazırlayacağız. Bunun yolu var. Sen de ölene kadar kim ölürse bu evde yaşayacak. Böyle bir hak tanınabilir tabii, mi? Tabii intifa hakkı verebilirsiniz hanımefendiye. Ben notere götürecektim gelmedi Sevim Hanım. Gelmedi dedim notere gidelim. Orada anlaşma yapalım. Kimsenin bu evde ölene kadar yok. Oturacaksın dedim. Evet. Muzaffer amca, kimsenin bu durumda kafasında şüphe de olmaz. Buyur. Güvence altına almak istediniz yani. Sevim Hanım buna cevabınız ne? Gelmedi. Esra Hanım, ben bana dedi ki evlenmeden önce. Avukat Hanım, bana dedi ki evlenmeden önce seni dedi imza attırmaya götüreceğim dedi. Ben de dedim ki giderim dedim. Bana şöyle imza attıracaktı. Mal ayrılığı. Maldan, evden hiçbir şey istemiyorum. Diye? Ben ölene kadar duracağım. Ben ölene kadar duracağım ama ben hiçbir şey istemiyorum evden. Diye imza attıracaktı bana. Ben de evlenenden sonra 2-3 ay sonra geçenden sonra dedim ki. Muzaffer hadi dedim imza atmaya gidelim dedim. Hani imza attıracaksın bana dedim. Evet. Gerek kalmamış hani... çünkü mal varlığını devretmiş. Aynen. Devretmiş. Bana ne dedi biliyor musun avukat hanım? Ben sana güvenmiyorum dedi. Lüzum yok dedi. Ama güvenmiyorsunuz. Güvenmediğiniz kişiyle de 2 gün önce yemeğe çıkmışsınız. Aynen, ya. Ben anlamadım mesela. Evet. Evet. Çelişki evet, var. Evet avukat hanım evet. Güvenmemiş bana. Siz seviyor musunuz beyefendiyi dedi. Bu para pul mevzu dışında? İyi bir insan mı Muzaffer Bey?
Evet, ben seviyordum onu. Seviyordum değil. Çalışkan bir insan mı? Evine ben bakan bir insan çalışsan mı? Söyle, bir eksiğini eksik ettin mi? Kahvaltını çalışsan önüne getiriyordum. Evine, altın tepsiyle sunum yaptım. Altın tepsi. Evet. Bak, çalışkan. Ben buna değer bakan verdim. Evine beni değersiz kıl Besra Hanım. Ama avukat hanım, eve kimse gelmesin. Eve hiçbir misafir gelmesin. Ablacığım, hastalığım döneminde ben bunalım geçiriyorum evde. Ayağım kırık. Arkadaşlarımı topluyor. Benim yanımda tutturuyor ya. Lütfen ya. Bir hasta adamın yanında insanlar oturur mu? Lütfen. Muzaffer Bey için çok özür, Sevim Hanımcığım bakın. Şimdi siz hastasınız, sıkıntı evet, yaşıyorsunuz. Evet, odada ayağım kırık. O da sizinle beraber, siz istiyorsunuz ki bütün ilgisinin üzerinize olsun. Ama o da istiyor ki arkadaşlarla vakit geçmek. Biraz tamam, bu konuda karşılıklı fedakarlık yapmak lazım. Kahve içmeye geliyorlar, oturuyorlar, bir şey dedim mi Sevim? Biz kadınlar seviyoruz böyle şeyleri. Gelsinler oturalım, iki şey yapalım. Kız beyler kenara şey çekilsin. Demiyorum. Biz yalnız kalalım. En azından o evde de enerjimizi bulalım diye. Dedim ki Sevim Hanımcığım. Sevim Hanım. Ben sabırlı olduğum için durdum. Bir haftada giderdi bir kadın olsa onun elinde, bir haftada giderdi. Sevim Hanımcığım, tamam, sizi buraya davet etsem. Beni mağdur ettin Sevim, iki ay mağdur lütfen ettin beni. Peki ben teklifimi yapıyorum size. Gelmek gel isterseniz. Gel burada boşanalım. Başımın üstünde yeriniz var. En azından bayramımı huzurlu geçireyim Sevim. Lütfen buraya davet ediyorum. Ya bayram yaşat ya bayramı huzurlu kıl. Sevim Hanım, gelmek isterseniz başımın üstünde evet yeriniz var. En azından yani bu programı yaparken ilk kez iki yetişkinin gerçekten duygusal, gerçek duygularla yapmış olduğu bir evlilik yaptığına şahit olmam da beni çok mutlu etti. Sevim Hanım, vicdanın varsa bu topala acı. Vicdanın yoksa merhametsizsin sen. Ay Muzaffer amca az. Davasını açtın, biz boşanalım. Tamam, buraya gel, hemen boşanalım. Sıkıntı yok. Muzaffer amca bir dakikanızı isteyeceğim. Kolunuzdaki boncuk hangi eşinize ait? Bunu bir arkadaş hediye etti bana. Kötü enerjiyi alıyormuş. Dur bakalım alacak mı? Ne zaman taktınız bu bilekliği? Bunu yeni taktım. Ha, ben de şey sandım ya, rahmetliden ya da Sevim yok, Hanım size Sevim alıp taktı. Yok, Sevim Hanım'dan bir hediye yok şu an. Neymiş özelliği bir gösterin şöyle. Ama tutun. Mavi boncuk kötü enerjiyi alıyor. Kötü enerjiyi alıyorum. Sizdeki kötü enerji ne? Var biraz enerji, kötü enerji var. İnşallah bayrama kadar atlatacağım. İnşallah şeyin de ne bileyim. Esra ablacığım, sizden ricam. Sevim Hanım beni terk ederse bir düzgün bayanla burada evlenmek Muzaffer istiyorum. Muzaffer amca en son söylenecek cümleyi. Muzaffer amca. Yani Muzaffer amca. Ben gelmiyor ablacığım, ne yapayım? Ama sen hep teyit. Ben mağdurum. Ayağım kırık. Dur ayağımı da göstereyim. Hayır ben. hayır. Muzaffer amca bak, aslında sen tehdit ediyorsun karşı tarafı. Beni kaybedersin diyorsun. Yok, bu ben cümle hala seviyorum. Baş üstünde tuttum ablacığım. Seven adam biraz önce Esra ablacığım bana boşanırsam yeni birini bul der mi? Gelmiyor ablacığım, ne yapayım? Ama bir dakika. Bir dakika. Ya bir yarın olsun. Bir Sevim abla gelecek mi? Biraz bekle ya. Bekleyeceğim. Aa, bak senin kötü enerjini sen kendin çekiyorsun. Boncuk da kurtarmaz seni. Evet. Ne taşıymış o? Vallahi bir taşı dedi de bilmiyorum ki ablacığım. Anladım. Sesim gitti ya. Gider çünkü kafam fazla çalışıyor. Vallahi değil mi? Tam yaptım, düzelteyim derken. Bak şimdi hanımlara dön. De ki biraz önce söylediğim cümle hata mı değil mi diye hanımlara sor. Ablacığım gelmiyor. Bir dakika, bir dakika. Beri bir dakika. Mağdur oldum. İki aydan beri yalvarıyorum. Yalvarıyorum iki aydan beri. Gel diyorum. Mikrofon ver. Canı beylere de soralım. Canı sağ olsun. Bak diyor ki ihtiyacı var diye çağırıyor dedi. Buyurun. Ya buyurun tek tek. Bir erkeğin bayana ihtiyacı var, onun da erkeğe ihtiyacı var. Ablacığım niye böyle beni taşlıyorsunuz? Bir dakika. Yazık değil mi bana ya? Biraz bir dakika ya, sinirlenmeyin ya. Ama ben sizin için söylüyorum. Bak dinle ama Muzaffer amca dinle bak bak bir şey diyor. Ben sizin için söylüyorum. Siz erkenden yıktınız her şeyi. Niye öyle söylediniz diyorum. Ablacığım gelmiyor, yalvarıyorum. Dilimde ama şimdi daha bitti. Kötü gelmeyecek. Daha da geri tepti bu mevzu. Neyse Sevim, özür diliyorum, gel. Muzaffer amca bir saniye. Buyurun. Buyurun. Sen önce şurada el sallayın diyorsun. Önce görsün sizi. Önce al kafayı. Anlat ablacığım, dinliyorum. Tamam gitme Muzaffer amca, kal orada.
Abicim sen önce ha kafayı değiştir. Ha bu kafayı? Evet, evet. Tamam değiştiririm. Önce, sorun yok. Şahsen sen kaşlarını alırken gözlerini çıkar diyorsun. Vav. Wow. Buyurun beyefendi. Şimdi erkek olarak yorumlayın. Haklı ben, mı sizce? Hem cinsi olarak haklı değil. Buyurun. Yazıklar olsun ne diyeyim. Ya çok çirkin. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Başka? Ablacığım, söylemek isteyen var mı? Bir an önce ben buradan kaçayım. Bunalıma soktular beni sağ olsunlar. Bunalıma biri mı soktular? Biri de demedi ki ya senin ayağın kırılmış. Bu kadın iki aydan beri niye seni terk etti? Bir gelse, bir çorbanı yapsa, bir yemeğini yapsa. Yemeğe yalvarı yalvarı dilimde. Masrafa gidiyorsun güzelce. Nasıl ablacığım? Restorana gidiyorsunuz. Ha? Kandırmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Bak diyor ki beni bunalıma soktular diyor. Buyurun ablacığım. Ne? Bakar mısınız? Ne yaptı gene? Ne yapması gerek? Biraz sessiz olsun. Biraz stresine, asabiyetle yaklaşılmaz. Başka türlü söylerim. Bak ben senin sana ihtiyacım var. Seni çok evet. Seviyorum gibi gibi gibi. Ama Seyma Hanım barışmak istiyordu. Batırdı. Batırdı mı? Evet batırdı. Bak bir şey söyleyeceğim. Objektif kadınlardan gelen yorumlar. Yani... Haklısınız ablacığım bir şey demiyorum. Sağ olun. Şimdi aslında kadınlar birlikte olduk. Erkekler için de aynı şey geçerli. Bir şeyi yapmayı görev olarak gördüğünde bundan soğuyorlar. Ama o insanın ona ihtiyacı olduğunu fark ettiğinde bunu canı gönülden yaparlar. Siz biraz böyle şey hani ablanın dediği gibi hani kaşım derken gözüm diyor, gözüm derken başka şeyler diyor. Muzaffer amca Esra sana abla, bir tane... Esra abla iki dakika oturun bir su içebilir miyim? Tabii otur otur. Siz oturun hatta. Ben size yeni bir boncuk alayım. Ha? Sağ ol Esra abla. Hayır ben size bir kitap tavsiye hediye edeyim. Olur. Ne biliyor musun? Etkili iletişim. Okuyayım mı onu komple? Evet. Tamam. Ha, etkili iletişim diye böyle hani aslında iletişim kurarken şimdi ben sana hölö 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 Muzaffer amca niye öyle dedin dediğimde sen de benimle kavga edersin. Ama Muzaffer amca bunu böyle demesen şöyle mi desen şöyle mi uygun olur desen sen de bir sefer beni anlamaya Esra çalışırsın. Esra ablacığım Sevim Hanım çok iyi niyetli ya. Hı. Üzerimde çok baskı kuruyor. Benim dediğim olsun diyor. Lütfen diyorum ya. Bir şey istiyor diyorum ki Sevim. Bir dahaki aylıkta bunu halledelim. Yok alacaksın. Bilemiyorum artık. Vallahi farkında olmadan hepimizi sevimci yaptın. Muzaffer evet. Bey siz bir başkasıyla da evlenemezsiniz. Sevim Hanım size takıntı yapmış. Evet. Yani bu halinizle bak mağdurum diyorsunuz ya. Evet. Mağdur insan bu haliyle yemeğe gidip yalvarıyorsa bu Sevim takıntısı olmuş sizde. Evleneceğim diyorsunuz ya siz. Bir buçuk yıllık aşk. Siz ne boşanabilirsiniz? Ne de bir başkasıyla evlenebilirsin. Yok gelir burada boşanırız avukat hanım. Sen de yardım et bize. Bence sizde Sevim takıntısı var. Hülya Hanım yardım çok... etmiyor. Gelmeyince ya, ablacığım. 40 yıllık eşini bir kenara koydun. Sevim dedin. Daha ötesi var mı? Siz bir başkasıyla evlenemezsiniz. Ya ben seviyorum. Tamam, sevmek anladım. Ayıp mı günah mı? Hayır. Boşanamazsınız diyorum. Çok seviyorsunuz siz Sevim Hanım'ı. Boşanamazsınız Sevim Hanım'ı. Ayrılık zor diyor Muzaffer Bey. Boşamıyorum. Ya Muzaffer amcanın ipiyle vallahi kuyuya. Muzaffer amca bir sakin ol. Tamam ablacığım. Tamam mı? Tamam Esra ablacığım. Eşim sizi çok seviyordu. Sizi izliyordu. Rahmetli eşim. Nur içinde yatsın. Bunda ne var ki ya? Tamam dur. Nur içinde yatsın. Evet. Beraber mi izliyordunuz rahmetliyle? Hı-hı. Sevim Hanım'la beraber izliyor muydunuz? İzliyorduk. Bağlansın, yalan desin. Ya niye yalan desin? Sevim Hanım'a da buradan sevgiler gönderiyorum. Canı gönülden gelmenizi isterim. Yapabileceğim bir şey varsa seve seve yaparım. İnşallah yeter gelecek, ki gönülleriniz bir olsun. Yarın hani, burada. İnşallah. Şimdi çok zor. Bir şeyi yakalamak, bir duyguyu yakalamak çok zor. Evet. Siz bunu yakalamışsınız, çok şanslısınız. Ama o duyguyu sürdürebilmek de bir fedakarlık ve biraz da tatlı dil istiyor. Evet. İnşallah bunu da başarırsanız belki İnşallah. Ömrünüz beraber geçer. Buyurun lütfen. Sağ olun. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ay bu erkeklerin hastalığı vallahi bazen çekilmiyor. Sen daha onlar hasta değil. Mesela ben hastayım dediğimde Ali serumcu çağırıyor. Kendi koluna serum taktırıyor. Çünkü bana geçecek diye. Bu pandemi döneminde çıktı bizde. Sen şimdi hasta oldun bana da geçecekti. Ben diyor önlemimi alayım. Çok zor.